Arabamı aldım, gidiyoruz şimdi. Günlük makyajımız bu kadar. Bir rujla. Yeşil çay koydum içine. Avokadolu ve biraz da baharatlı. Günaydın arkadaşlar. Sabah uyandığım gibi, şu an saat 7:30. Uyandığım gibi öncelikle kendime bir su hazırlayacağım. Şunun içine yapacağım. Bayağı büyük ama ağzına kadar doldurmayacağım. Şöyle birazcık bana yetecek kadar bir su hazırlamayı düşünüyorum. Tüm gün boyunca su tüketmek çok önemli gerçekten. İçine her zamanki gibi, her videomda gösteriyorum ama, birkaç dilim limon koyacağım. Çiha tohumu koyacağım. Gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle birkaç tane dilim limon atacağım içine. Muhteşem kokuyor. Sabahları uyanıp böyle bunun kokusunu almak gerçekten çok güzel. Limonlu her şeye bayılıyorum. Böyle biraz da çiha tohumunu boşaltalım. Ve hemen kahvaltımı hazırlayacağım. Dün spor yaptığım için bugün sadece yürüyüşe çıkacağım. Sadece yürüyüşe gitsek akşam üzeri bizim için gayet iyi. Önce biraz evi toparlayacağım. Kahvaltımızı yapalım. Daha sonra ne yapacağımıza karar veririz. Bazen suyun içine bal da katıyorum. Ama bugünlerde katmayacağım. Çünkü biraz yağ yakmak istiyorum. Yağ yakmak istediğim için bal gibi tatlı şeyler koymayacağım. Her zaman kendime hazırladığım yulaftan hazırlayacağım. Böyle büyük ölçekte bunlar Aldi marketlerinde çok satılıyor. Gerçi birçok yerde var ama Aldi'de çok uyguna oluyor. O yüzden ben gidip oradan satın alıyorum açıkçası. Bu 1,5 kilo kadar. O yüzden bunu kullanmayı seviyorum. Tabii sucuklu yumurta falan da gömüyorum ben sabahları ama bugün her zamanki yulaftan yapmak istiyorum. Bir de şöyle ballı ve fıstıklı karışık ceviz falan da var içinde, badem de var. Böyle bir karışım satın alıyorum. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor. Biraz da ondan kullanacağım. Süt de midemi rahatsız ettiği için şöyle badem sütü satın alıyorum. Çok uygun oluyor. Türkiye'deki gibi değil. Açılmasını bekleyeceğim yulafın. Birçok çeşit arkadaşlar fıstık ezmesi denedim. Ama hiçbiri bunun kadar gerçekten doğal ve güzel değil. Şurada yazıyor üzerinde organik olduğu. Bir de içini size göstermek istiyorum. Gerçekten çok çeşit fıstık ezmesi var. Ama bu böyle fıstığı gerçek bir şekilde böyle ezip parça parça koymuşlar. O yüzden tadı gerçekten çok hoşuma gidiyor ve yediğim zaman diğerlerinden daha çok mutlu ediyor beni. O yüzden bu markayı tercih ediyorum. Bu gerçekten çok güzel. Yulafın açılmasını beklerken biz de biraz makyaj yapalım. Gerçekten yüzüm çok solgun görünüyor. Marshall'dan bahsetmiştim size daha önce. Marshall'a çok güzel İtalyan markaları ve İtalyan marketlerinden ve birçok çeşit marketten ürün geliyor. Marshall gerçekten ürün açısından çok zengin bir market. Bu nedenle gidip bakmanızı tavsiye ederim. Böyle yine İtalyan usulü değişik cipsler gelmiş. Sebzeli cipsler. Bunlar çok hoşuma gidiyor. O yüzden bunlardan satın alıyorum. Sebzeli cips. Şunu da açmışım zaten. Hatta alışveriş yaparken açtım. Şöyle yeni cipsler gelmiş. Şöyle aile boyu. Bayağı kocaman. Avokadolu ve biraz da baharatlı. Böyle içinde biber falan da var. Böyle bir cips yapmışlar. Çok merak ettim. Çok merak ederek satın aldım. Bakalım deneyeceğim. Bu akşam bir film gecesi yaparsak kardeşler olarak bunu açacağız. Mangolu bir cips gelmiş. Bunu da gerçekten çok merak ederek aldım. Tadına bir bakacağım acaba mangolu cips nasıl olur diye. Bir deneyip bakalım. Fiyatları uygun yani 3 dolar 4 dolar gibi fiyatları var. Pahalı değil. Diğer cipsler de zaten Doritos falan aldığınız zaman da aynı fiyata denk geliyor. Bu da yine şöyle patates, pancar falan hepsini karıştırarak yapmışlar. Yine çok değişik geldi bana. Mix yapmışlar. Bunu da denemek için satın aldım.
Ama bunlar Amerikan cipsleri değil arkadaşlar. Amerikan atıştırmalık cipsleri falan gerçekten çok berbat. Çok kötü şeyler yapıyorlar. Bisküvi diyorsunuz. Bisküvi alıp tadına bakayım. Hiç Türkiye'deki bisküvilerle hiçbir alakası yok. Hiç damak tatları yok bu konuda. Gerçekten çok rezalet atıştırmalık var Amerika'da. Hepsi size pişmanlık uyandırır. O yüzden ben daha çok İtalyan ürünü, İtalya bisküvileri falan almaya çalışıyorum. Hem tatları çok güzel oluyor, hem Türkiye tatlılarına, Türkiye atıştırmalıklarına İtalyan şeyleri, İtalyan markası çok benziyor bu arada. Bunu söyleyeyim. Ve daha sonra ben bu tokaları kullanmaya bayılıyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şöyle büyük, kocaman. Hatta bir tanesini açtım şurada. Hep kaybediyorum tokaları. Siz de biliyorsunuzdur ki toka durmadan alınması gereken bir şey. Çünkü evin içinde nereye koyduğumu hiç hatırlamıyorum. Hep kaybediyorum. Ya da arabanın içinde kalıyor, ben burada toka arıyorum falan. Bu nedenle bunları çok seviyorum, çok beğeniyorum. Aslında bunlar şeyinde falan ucuz oluyor. Ama Marshall'da da çok düşmüşler. Bunların 3 tanesi böyle 5 dolara düşmüş. Bir de bir tık daha küçüğü de vardı şöyle. Yine 5 dolara düşmüş. Shein'le aynı fiyata geldiği için ve şu an Shein'den bir alışveriş falan yapmayacağım için bunları satın aldım böyle. Bunları bulmak da biraz zor. Bu büyük olanları gerçekten çok beğeniyorum. Bunları da görmüşken satın alayım dedim. Günlerde hep Kore markalarını deniyorum. Önerebilmek için gerçekten çok güzel şeyler, çok tatlı şeyler üretiyorlar. Tabii her şeye güven olmuyor ama şöyle çok tatlı bir strawberry'li günlük bir krem aldım. Şu an yüzüme onu sürdüm. Çok güzel, nemi falan gerçekten çok hoş. O yüzden şu an bunu kullanıyorum. Ay püfür püfür. Çilek kokuyor. Gerçekten çok güzel. Bir de yeni çıkmış kaplardan şöyle şey yapmışlar. Biraz daha süreyim ve daha sonra da kremimi süreceğim. Alışverişe gitmem lazım. Türkiye'ye yine bir valiz yollayacağım. Yazlık elbiseler falan almak istiyorum. Kız kardeşlerime. Şöyle tacımı takalım. Yaparken yapmayalım. Kullanmaya bayılıyorum. Zaten söylemiştim. Videolarımda da bahsetmiştim. Bu Kore markası BB krem etkili. İçinde güneş kremi olan. Her şeyi barındıran bu krem. Gerçekten hızlıca bir yere gidecekseniz muhteşem kurtarıcı. Çok bir şey kapatmıyor ama yüzünüzü nemli bırakması, bir de yüzün rengini eşitlemesi acayip hoşuma gidiyor. Böyle bembeyaz durduğuna bakmayın. Direkt yüzünüzle bir haline geliyor. Yumuşacık. Yüzünüze dağılımı da çok güzel. Bazen bir videoyu paylaşıyorum ve 10 gün geçtikten sonra videoyu dönüp böyle tekrar bir izliyorum, neler yapmışım falan diye. Arkadaşlar ben bunu ne kadar övmüşüm ya, ama gerçekten hakkını veriyor. Ya bunu bulursanız mutlaka alıp deneyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir de şöyle Wet n Wild'ın bir kapatıcısı var. Yine çok beğenerek kullanıyorum bunu ama bugün böyle fazla sürmeyeceğim. Çok hafif, sadece gözümün altını ve burnumun üstünü aydınlatmak için kullanacağım. Sevdiğim, şu anda da bitmek üzere olan şu Milani'nin ruju. Gerçekten muhteşem. Bütün makyajımı onunla yapacağım her zamanki gibi. İşte bu kadar. Günlük makyajımız bu kadar. Bir rujla ve şu sevdiğim fondötenle bütün makyajı bitirdik. Ruj olarak da yine aynı ruju sürdüm. Şu 110 numarası Milani'nin bu arada. Gerçekten çok güzel. Şöyle birçok çeşit çayım var ama bugün böyle blackberry olarak aldım. Kokusu gerçekten çok güzel olan ve buranın bir ünlü dükkanı var. Doğal şeyler yapan falan böyle. Oraya gittim ve bunun kokusuna gerçekten bayıldım. Bu yüzden satın almıştım. Onu demleyeceğim. Şöyle küçük minik bir çaydanlığım var. Bu arada bir video yapacağım. Çok tatlı bir çaydanlık koleksiyonum var. Onları bir ara size göstermek istiyorum. Tek kişilik olduğu için çok az ekliyorum. Sıcak suyu üzerine. Bu da açılmış şöyle. Üzerine hemen
Bir kaşık sadece şöyle fıstık ezmesi ekliyorum. Muz almıştım dün. Biraz muz ekleyelim. Evet, çayımız da hazır. Şöyle bardak koleksiyonundan çok tatlı bir bardak seçtim. Yaz geldi artık, böyle papatyalı, çiçekli, böcekli bardaklarla çay içeceğiz. Gerçekten bu çayın tadı ve kokusu muhteşem. Bu arada şimdi bir telefon aldım. Arabamı servise bırakmıştım. Serviste bakımı gelmişti. Erkek kardeşim şu an müsaitmiş. Giyiniyor, onu bekliyorum. Gidip bir arabamı alayım sonra. Belki de alışverişe gideriz. Araba burada insanın gerçekten en büyük ihtiyacı. Bir telefon nasıl cebinizde duruyor ve her an size yakın olması gerekiyor. Araba da böyle bir ihtiyaç. Çünkü burada ulaşım, böyle otobüs falan gibi şeyler yok. Herkesin arabası var. Tüm gençler 16-17 yaşına geldikten sonra ehliyet alıyor. En kötüsünden de olsa bir araba alıyor kendine. Yine Türk şarkılarıyla Kadir'le birlikteyim. Kadir tostunu beğendin mi kardeşim? Afiyet olsun. Bu tostu hak etti. Hava yağmurlu gibi. Yağacak mı yağmur? Silecek ne işe yarayacak acaba bu arabada? Kaç dakikaya yetişiyoruz Kadir? 30 dakika. 30 dakika. Az kalmış. Evet, arabamı aldım, gidiyoruz şimdi. Gerçekten arabamı özlemişim ya. Birkaç gündür yok. Hep Kadir'in arabasını, ablamın arabasını kullanıyordum. Böyle bir rahatlık yok ya. Bir Mercedes, bir de Audi. Efsane arabalar üretiyorlar. Şu an uçuyormuşum gibi hissediyorum. Eve 40 dakika uzaktayız. Eve yetişince bakalım neler yapacağız. Aslında biraz benzin yüklesek iyi olur. Sonunda evdeyim. Şimdi yaklaşık 4 saattir dinlenmiş olan suyum şöyle doldurdum. Starbucks'tan aldığım böyle çok tatlı bir kabım var. Daha önce göstermiştim galiba, bilmiyorum. Ama gerçekten çok beğenerek satın almıştım. Şöyle çiçekli böcekli. Kadir'e tost yaptım. Hızlıca çıktık. O yüzden her tarafı dağıttım. Şimdi buraları toplamam lazım. Bu bardakla sabahleyin çay içmiştik. Şunu şuraya şöyle yerleştireyim. Bir tane de bulaşıkta vardı. Çok seviyorum bu tatlı değişik bardakları. Gerçekten çok hoş. Özellikle şunun rengi çok tatlı, cezvesiyle birlikte. Küçük.
gerçekten. Çok güzel tütsüler aldım 2 gün önce. Şu an bir tanesini yaktım. Vanilyalı olanını yaktım. Gerçekten muhteşem kokuyor. Şöyle bir tane marka var. Gerçekten çok güzel kokuyorlar. Bir de buranın Amerika'nın yerli üretimiymiş. Hatay'da da ben çok yakmayı seviyordum. Hatay'da zaten çok güzel böyle kokular falan var. Şu da çok hoşmuş, vanilyalı. Evet, şimdi yemek pişirme zamanı. Akşam oldu. Yavaş yavaş acıkmaya başladım. Şöyle bir spek almıştım. Onu yapacağım. Biraz üstüne zeytinyağı gezdirelim. Hatta şu tarafına. Da şöyle pembe tuzdan ekliyorum. Biraz mühürledikten sonra böyle biraz üstüne kapağı kapatacağım. Çok az. Zaten güzel bir et olduğu için hemen pişecek. Biraz bunları pişti ama orta derecede pişti. Şöyle uzun uzun dilimleyeceğim. Çok az biraz daha soteleyip sonra yaptığım salatanın üstüne ekleyeceğim. Şöyle yeni bir kitaba başladım. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi diye. Gerçekten çok güzel, çok akıcı. Dün 1-2 sayfa okuyayım dedim uyumadan önce. 30 sayfa okumuşum. Dün başladım bu kitaba. Çok güzel görünüyor şu an. Bakalım yorumlarımı yapacağım. Ama gerçekten Orhan Pamuk muhteşem bir yazar. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Öptüm size.